Sinagot kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere Tanrıkent filmi kadar üne sahip olamamış, kıyıda köşede giz kalmış, yine aynı coğrafyanın ürünü olan, tüm hayatı suçla örülü bir sokak çocuğunun hikayesini anlatacağım. Çayınızı, kahvenizi, biranızı aldıysanız başlayalım. Sanat ve maneviyat arasında felsefi, psikolojik, sosyolojik ve etik bakımından çok sıkı bir ilişki mevcuttur. Sanat da tıpkı felsefe, bilim ve dinde olduğu gibi insanın anlam arayışının bir yolu ya da tezahürüdür. İnsan özü itibariyle manevi bir varlıktır ve hayatının anlamı bu maneviyatı geliştirmesinde yatar. Pişot benim manevi filmler listeme gözü kapalı şekilde ekleyeceğim türden bir film oldu benim için. Burası Brezilya'nın São Paulo'nun bir bölgesi. 120 milyon olan nüfusun hemen hemen yarısı 21 yaşın altında ve onların da yaklaşık 28 milyonu Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen standartların altında yaşam süren çocuklardan oluşuyor. Yaklaşık 3 milyon çocuğun herhangi bir evi ve ailesi yok. Durumdan faydalanan uyuşturucu tacirleri henüz cezai ehliyeti olmayan 18 yaşın altındaki çocukları kendi suç dünyalarına entegre etme konusunda geri kalmıyorlar. Zira sömürülen çocukların alacakları en büyük ceza, birkaç ay boyunca kalacakları ve yer sıkıntısı ile salıverilecekleri bir ısla evi kurumu oluyor. Brezilya'nın artık kanayan toplumsal meselesi haline gelmiş probleme ilişkin üzücü detayları paylaştığımıza göre artık filme geçebiliriz. Pişot, Brezilya romancı José Lozério'nun Ölülerin Çocukluğu adlı kitabından uyarlanan, yönetmenliğini Hector Babenco'nun üstlendiği ve senaryosunu Jorge Duran'ın yazdığı 1981 yapımı bir Brezilya filmidir. Dünyaya hayal gibi sunulan Brezilya'nın danslı, müzikli, rengarenk insan manzaralarını bir kenara itip, suç dünyasının ortasında büyüyemeyen çocukların gri dünyalarını tanrısal bir bakış ile irdeleyen önemli bir yapım. Charles Darwin'in evrim teorisindeki doğal seçilimin işleyişini anlatan en iyi olanın hayatta kalması ifadesinin güçlü olandan değil, zayıf olan açısından uyarlanmış bir hali olarak görebileceğimiz bu film, hem yaş hem sınıf olarak en zayıf olanların ayakta kalma mücadelesini anlatıyor. Film, Pişot'un bir gün diğer arkadaşlarıyla birlikte suçsuz yere ısla evine kapatılmasıyla başlar. İçeride onun gibi reşit olmayan yüzlerce masum çocuk vardır ve gerçek azılı suçluların arasında zorlu bir mücadelenin içinde bulurlar kendini. Güçlünün zayıfı sebepsizce ezdiği, şiddetin ve tecavüzün meşrulaştığı, cennet tasvirine dönen bu dört duvar arasında verilir bütün bu mücadele. Ana damarları çürümüş bir devlet mekanizmasının yozlaşmış memurları, kendi kusurlarını kimi zaman ölümle sonuçlanacak şekilde bu masum çocukların üzerine yıkar. Legal ile illegal olan artık iç içe geçmiş, ahlaki ve etik değerler yerlerine nisan edilmiştir. Bütün bunların ardında ise tek bir çıkış kapısı vardır. O da Slavin'den bir şekilde firar etmek. Pişot bir gün akılcı bir planla arkadaşlarıyla birlikte Slavin'den kaçmayı başarır. Pişot arkadaşları Lilica, Dido, Chico ile sokakta yeni yaşam mücadelesine koyulurlar. São Paulo'nun keşmekeşliğinde arkadaşları ile birlikte hırsızlık yaparak, kimi zaman uyuşturucu satarak zamansız yaşadıkları hayatlarının rolünü oynamaya devam ederler. Zamansızlardır çünkü yaşadıkları şeyler yüzünden ne bir geçmişin ne de oracıkta duran geleceğin bir anlamı kalmıştır. Bu sebeple filmin hikayesi epizodik bir şekilde ilerlemez. Mesela filmin bar sahnesinde bir kadın ile uyuşturucu alışverişi yaptıkları sırada Chico ölür. Pişot ise artık bir katil olmuştur ve çocukluk masumiyetini tamamen yitirmiştir. Bir sonraki sahnede oyun salonunda Pişot ve arkadaşlarını gülümserken görürüz. Bütün çocuklar sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ederler. Her şeye kayıtsız kalmışlığın en güzel portresini bu sahneyle çizmiştir Babenco. Tam da bu sırada çocukların hayatları bir fahişe olan Sueli ile kesişir. Öyle ki hayatın boktanlığı sadece çocukları vurmamıştır.
pislik içerisinde yaşayan, bedenini başka adamlara peşkeş çekerek yaşam mücadelesi veren Sueli için de hayat bir o kadar boktandır. Sevgilisinden hamile kaldığı için artık çalışamayacağını düşünüp tuvalet köşesinde yeni pilotların var olmasını engellemeye çalışır. İnsanı fazlasıyla sarsan bu çarpıcı sahne, kokuşmuşluğun içinde doğmamış çocukların ya da çöp gibi var olmaya çalışanların çöpe atılan bir et parçası kadar değeri olduğunu gözler önüne seren başarılı bir metafordur. Final sekansında anne figürü arayan Pişot ve anne olmanın kıyısından dönmüş Sueli'nin yataktaki birlikteliği, Sigmund Freud'un Oidipus kompleksi ve gerileme savunma mekanizmasıyla açıklanabilir. Zira bir önceki sahnede, müşteriyle çıkan karmaşada Sueli'nin sevgilisi konumunda olan arkadaşı Dito'yu öldürmesi, bu durumu psikanalitik yönden destekliyor. Pişot'un Sueli'nin emdiği memesi ise, yaşayamadığı çocukluğuna, kana bulaşarak kaybettiği masumluğuna dair bir özlem. Yoksulluğun toplumu nasıl yozlaştırdığını ve bu yozlaşmanın en büyük kurbanlarının da ileride her biri kaçınılmaz bir sonuç olarak birer suçluya dönüşecek çocuklar olduğunu anlatıyor bizlere. Sokaklardan toplanılarak getirildikleri ıslah evlerin yaşamlarını ıslah etmek bir yana dursun, hayatlarını daha da kararttığı ve onlara yaşamlarındaki tek alternatif olarak suç dünyasını sunduğu bu çocukların birbirine benzer hikayelerini gerçekçi bir dil ile, özellikle bazı sahnelerde daha da öne çıkan bir belgesel yaklaşım ile ele alıyor Babenko. Uyuşturucudan fuhuşa, hırsızlıktan cinayetlere uzanan suçların parçası olan bu çocukların hayatlarını izlerken tokat yemiş gibi hissediyorsunuz sık sık. Elbette ki bu sert üslubun kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Yaratılan plastik gerçekliğin ötesini ancak bu şekilde geçilebilirdi. Ve film bunu hakkıyla başarıyor. Toplam 3 sinema filmi ve 1 TV dizisinden oluşan kısa oyunculuk kariyerindeki ilk çalışmasında Pişot karakterini canlandıran Fernando Ramos da Silva'nın etkileyici bir performans sergilediği filmde amatör oyuncu konumunda olan diğer çocukların performansı da övgüyü sonuna kadar hak ediyor. Özellikle Lilica karakterini canlandıran Jorge Juliano ve Dito karakterini canlandıran Gilberto Moura'nın performanslarını üst düzeyde bulduğumu belirtmeden geçmeyin. Filmi daha trajik kılan diğer bir detay ise filmin baş kahramanı olan Pişot'u canlandıran Fernando Ramos da Silva'nın hayatı da canlandırdığı karakterinki kadar zorlu geçmiş olması. Öyle ki kendisi de sokaklarda bir suçlu olan ve bu filmdeki başarısını daha sonra aldığı rollerle sürdürmeye çalışsa da bunu başaramayıp sokaklara geri dönen da Silva 6 yıl sonra polisler tarafından bir çatışma sırasında öldürülüyor ve daha 19 yaşında hayata gözlerini yumuyor. Değerli vaktinizi bana ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olabilir, videolarıma like atabilirsiniz. Sağlıcakla, sinemayla kalın.